Merhabalar, Hale ben. Ama çok uzun bir zamandır Peter Pan diye kargolar aldığım için artık Peter Pan olarak da geçiyorum. Peter Pan'ın hikayesinden başlayacağım biraz. Nasıl Peter Pan'lar cemiyeti olduk? Bundan yaklaşık 1,5 sene önce Yusuf'la hastanede tanıştık. Yusuf nöroblastom, çocuk uçağı kanseriydi. Nöroblastom çok ağır ilerleyen bir kanser türü çocuklarda ve ne yazık ki tedaviye çok cevap vermiyor. İlk tanıştığımız zaman Yusuf böyleydi. Fotoğraf gibiydi. Bu diğer gördüğünüz fotoğraflar arasında yaklaşık 2 hafta var. O kadar hızlı ilerliyor kanser. Ne yazık ki. Yusuf bana dedi ki, Madagaskar çizgi filmde bir tane Afrika papağanı var, mavi. Ben o papağanı istiyorum. Ona bir şey söyleyeceğim ve her dileğim gerçek olacak dedi. Şimdi Afrika papağanı Türkiye'de işte nereden bulacağız, nasıl edeceğiz? Sahibi o zaman yoktu ama biz bu şeyi yapmaya devam ediyorduk. Facebook üzerinden duyurulara başladık. Bir kanserli çocuk için fotoğrafı da kullanmadık. Afrika papağanı arıyoruz mavi diye. Bir sürü insandan destek geldi. O papağan bulundu ama yani bir hafta bir süre geçti zaman buradaki fotoğraf papağanın gördüğü andaki fotoğraftı. O sürede hastalığı ilerlediği için eve gönderildi, tedavisi kesildi. Ertesi günü doğum günüydü. 2 gün diğer fotoğraflarda doğum gününden fotoğraflar. Papağanı ilk gördüm, ben o kadar çok mutlu oldum çünkü çok iletişim kurabilen çocuk değildi, çok fazla varisi vardı, kanser çok ilerlediği için çok ızdırap çekiyordu ve hasta eve gönderme sebebi diğer çocuklar etkilemiyor olması. İnanılmaz bir şey bu, yani minicik bir şey yaptık. Bir tane kuş getirdik ve gerçekten beni odadan çıkardı, ona bir şey söyledi. Bu çocuk hayatı değişti. Yusuf bundan 2 hafta sonra hayatını kaybetti fotoğraflardan sonra. İki hafta çok depresyonda geçti. Çünkü hiçbir şey yaramıyorum ben. Hiçbir şey yapamıyorum. Çocuklar ölüyorlar. Sonra fotoğrafları gördüm tekrar. Ve dedim ki aslında çok büyük bir şey yapıyoruz. Biz çocuklar için bir mucize yaratmıyoruz belki. Hayatlarını da devam etmeye sağlayamıyoruz. Ama hayatlarında bir günü gerçekten çok sevdiklerini, onun için her şey yapabileceğini göstererek geçiyoruz. O bugün onlar için çok değerli. Çünkü bir dakika bir gün daha olmayabilir. Bir saat daha olmayabilir. Asıl başlangıç noktamız Yusuf oldu. Neyse, Şoman Peter Panlar Cemiyeti benim isim hatası yaparak, çoğunluğa bir isim koyarak kurduğum bir cemiyet 1,5 yıldır Facebook üzerinden sadece faaliyette. Yine bir hata yaptım ve sosyal medyayı iyi kullanıp basın yönetimi yapamadım. Biz kurulduktan 1 ay sonra falan yaklaşık Beyaz Show'a çıktık. Beyaz Show'dan 30 bine yakın bir takipçi geldi. 30 bin takipçi de insanlarda çok fazla insan varmış arkamızda izleyen yarattı. Benim inandığım şey şuydu. İyi insanlar azalmıyorlar. İyi insanlar atlara binip gitmediler. İnsanların kötülüğe doğru gitmiyor. İnsanlık batmakta değil. Dünya da batmıyor. Evet, çok fazla savaşlar var, çok fazla kayıplar veriyoruz, nefret çok artıyor. Ama iyi insanlar var ve bunlar sadece birbirlerini bulamıyorlar. Ve bizim neslimiz artacağız. İyi insanların nesli artıyor. Ve ben sadece insanlara bunu göstermek istedim. Siz tek değilsiniz. Sizin gibi insanlar var, bir şeyler için uğraşıyorlar. Sonucu ne olursa olsun. Bizim şu anda bünyemizde 1700'e yakın çocuk var, düzen takibini yaptığımız. Hiçbir resmi belgemiz yok. Vakıf değiliz, dernek değiliz, hiçbir resmi statümüz yok. Hiçbir gelir kaynağımız yok, hiçbir çalışanımız yok. Ben varım, mailleri kontrol eden çocukların mail gücü dediği ilan var. Bu 1700 çocuk, ağırlıklı olarak nadir gelen hastalıkları bulunan ve eninde sonunda kaybedeceğimiz çocuklar. Bunlara tıbbi destek, ameliyatları için yani tıbbi destek, hayallerini gerçekleştirmiş çocuklar var. Bana hep sorulan sorulardan biri şey, nasıl dayanıyorsun? Çünkü
Bu sürecin ardından ben de çocukların cenazelerine katılmak durumunda kalıyorum birçoğunun. Burada önemli olan şunu hatırlamak. Bir, saygılan bir kişiyle tanıştım. Şimdi yeni burada buraya geçtiğinde. 57 bin takipçimiz var bugün. Bu insanlar hiçbir beni tanımıyorlar. Ben hiçbirini görmedim. Ve bu insanlar gerçekten bu çocuklar için bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir sonraki fotoğrafta Tuğçe Bebek. Tuğçe mesela, Tuğçe kalp vakti için bekliyor. Ağır kalp enfazı sebebiyle bir takılı, hastaneden çıkamıyor. Ve tek ucuna yöntemi işte birinin kalp bağışlaması ona. Geçtiğimiz aylarda Tuğçe için sayfaya bir yazı yazdım ki bu akşam patates dolması gelmesi lazım. Niğdeliler, Niğdelilerin yaptığı üstüyle patates dolması istiyor. 1,5 saat sonra beni hiç tanımayan bir insan, annesine, 56 yaşındaki annesine karşıda oturmalara rağmen patates dolması yaptırmış ve geçmişti hastaneye. Sadece paylaşılan bir fotoğraf yüzünden. Çok zor dönemler de geçiyoruz sahip olarak. Çünkü ciddi ihtiyaçları var bu çocukların. Ciddi paralar gerektiren durumlar var. Devletin ne yazık ki destekli, köstek olduğu durumlar var. Ailenin bilgisizliği var. Elimizde olmayan çaresizlikler var. Hastanelerde yer alınması, tedavi bulamaması, Türkiye'de ilaç olmaması gibi. Bunlara rağmen öyle şeyler oluyor ki devam etme gücü veriyor bana ve sayfadaki diğer insanlara. Suriyeliler Türkiye'ye gelmeye başladığında ben Usta'da Balat'ta yaşıyordum. İnanılmaz bir Suriyeli çocuk projesi sayfaya dahil oldu. İşte her gün gidip kontrol etmek durumunda kaldım. Ağır hastalığı olan bebekler de vardı ve ben orada bir duyuru yaptım. Dedim ki bu çocuklar kendilerini çok yalnız hissediyorlar, kimsesiz hissediyorlar. Çünkü bir savaştan, bir kaostan geldiler ve ailelerini kaybettiler. Yani hiçbir akraba ilişkileri kalmadı. Yeni olan bebekler de var. Lütfen bu çocuklar için bir hırka örün. Çünkü benim gözümde işte ölü bir hırkası olan bir bebek ailesi olduğunun göstergesi. Yeni doğan bebekleri bizim kültürümüzde işte hırka örür, patik örür. 36 bine yakın hırka ve patik geldi. Huzur evinden 98-99 yaşında örgü örüp gönderenler var. Örgü örmeyi bilmiyordum, kursa gittim. O yüzden yetiştiremedim, geciktim diyenler var ve ben bu insana hiçbirini tanımıyorum. Ve bence dernek, vakıf olmayan bir topluluk olarak, yani 57 bin insan olarak yaptığımız en güzel şeylerden biri Yasin Efe ve Hüma Nur. Yasin Efe ve Hüma Nur ikiz kardeşler. SMA denilen bir hastalıkları var. SMA bir genetik, nadiren bir genetik hastalık. Tedavisi yok. Ölüm yaşı olarak 5 deniliyor. 5 yaşına kadar maksimum yaşayabilecekleri söyleniyor. Ve makineye bağlı olarak yaşıyorlar yaşadıkları süre boyunca. Biz hastaneye tanıştığımızda Yasin Efe evdeydi. Annesi iki bebeğe aynı anda bakamadığı için Hüma Nur hastanedeydi. Hastanede kalıyordu o anlamında. Ve durum gitti ağırlaşıyordu bir anne ilgisi görmediği için. Ne yapalım, ne edelim diye düşünürken işte bu top, yani konuşmam da yok öyle bir şey diye başlık attığı şey oldu. Ben dedim ki bir ev ve hemşire tutalım. Bir hemşirenin maaşına benim düzenli olarak ikisi bir araya gelsinler. Çünkü anne de perişan, bir çocuğunu hastanede bırakmaktan dolayı çocuğun durumu ağırlaşıyor. Kardeşini özlüyor diye de ikizler beraber büyümüşler. İşte hemşire fiyatları araştırdı. 16 bin aylık, 10 bin gibi evde çocuk bakım hemşiresi kalmış çıktı. Dediler ki yok yapamazsınız yani. Biri Sağlık Bakanlığı böyle bir şey izin vermez. İkincisi bu parayı herhalde güzel dolarını toplayamazsınız. Üçüncüsü bir şey olsa çocuklar ne olacak? Duyuru girdikten bir hafta sonra hemşire sağlandı. Yaklaşık 5,5 aydır düzenli olarak evde hemşireyle beraber kalıyorlar. Bu evdeki halinden fotoğrafları.
Ve enteresan bir şekilde hastanın ilerlemesi durdu. Tekrar gen testine gidecekler. Eğer çok iyi bakımdan kaynaklanan bir durum yoksa şayet. sayfada şu ana kadar giden çocukların neredeyse hepsiyle ilgili çok ciddi süreçler yaşadık. Meydan mesela bunlardan biri. Ve Yasin Efe ile Hüma bana gerçekten arkamda ne kadar insan olduğumu gösterdi. Ne kadar çok insanım. Burada ben de Yasin Efe ve Hüma'yı aynı adı içeriğinde görmedim. Ne kadar çok insanın görmedi ve çocuklar için neler yapabildiğini gösterdi. Çünkü Yasin Efe ve Hüma'nın parası sayfadaki destekçiler tarafından toplanıyor. Hiçbir sponsorumuz yok. Bana gelen mesajlar arasında öğrenci kursunu gönderdiğini söyleyenler var. Emekli maaşını gönderenler var. Çocuğum ayakkabı alacaktım. Benim çocuğum da spastik. Bu ayağı almasam da olur. Onun parasını gönderiyorum diyenler var. Para yatırmaya gidecek yol param yoktu. O yüzden geciktim. 10 lira gönderiyorum ama umarım katkısı olur diyenler var. Nesli çoğalan derken görmek istediğim şey buydu. Sayfada birçok insan benim için melek diyor. Ve ben de bir iddia ediyorum ki ben melek değilim. Benim yaptığım şey yapan bir sürü insan var. Ve buna da devam ediyorlar. Sadece birbirlerini bulamıyorlar, birbirlerini göremiyorlar. Ve aslında biz toplum olarak da yardımlaşmayı seven güçlü bir toplumuz. Sadece birbirimizin farkına varamıyoruz. Bu sayfada yaptığım şeyin amacı kesinlikle çocukları hayatta tutmak değil. Kesinlikle mucize yaptığımı iddia etmiyorum. Kesinlikle mucize yatacağımızı da söylemiyorum bir destekte. Biz sadece neslimizin çoğaldığını, iyi insanların hala aramızda olduğunu, iyi insanların gerçekten bir şeyler yapmak istediklerinde ne kadar büyük bir fark yaratabildiklerini ve ölüyorlar da olsa sonunda o çocuklar için bir günün ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Burada da karşımızda bazı sorunlar çıkıyor. Ben artık onları tanımlıyorum. Başka bir efsaneden, biz Peter Pan hikayesine inanıyoruz. Ama tarihte sirenler diye bir efsane var. Aslında hepimizin hayatında var sirenler. Siren efsanesi şu, sirenler işte genelde denizde bir yerden bir yere gitmeye çalışan insanların karşısına çıkan yaratıklar. Çok ciddi bir sesleri var ve bu sesle insanları etkileyerek varmak istekleri yola armalarını engelliyorlar. Bizim hayatımızda, benim hayatımda, sayfadakilerin hayatında, eminim sizin hayatınızda da benzer insanlar var. Bu sirenler hayal kurmaya başladığınızda karşınıza çıkıyorlar ve diyorlar ki yapamazsın. Ben bu sayfayı kurmaya kalktığımda bana demişlerdi ki çok yıpranacaksın, bir sene içerisinde delireceksin, dayanma gücün kalmayacak ve hiçbir şeye yaramayacak yaptığın şeyler. Şu an sayfada 57 bin takipçisi olmasına rağmen çok ciddi az bir destekçisi var. Ancak buna rağmen 460 tane çocuğa düzenli olarak aylık gıda ve ilaç yardımı yapıyoruz. 1700 çocuk bizim kontrolümüzde. Ağır şiddet görmüş ve töre mağdur olan iki farklı anne ve çocuğunun aylık kira ve kişisel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yasin Efe ve Hüma'nın masraflarını karşılıyoruz. Ve arkamızda hiçbir sponsor yok. Dev sponsor firmalarından, dev şirketlerden maddi yardım almıyoruz. Devlet köstek olmadığı sürece aramız iyi. Ama bizi tanımıyor. Vakıf değiliz, dernek değiliz, çalışanımız yok. Facebook üzerinden devam ediyoruz. Ve bu da ben melek olduğum için olmuyor. Gerçekten bu ülkede hala insanlar var olduğunu düşünüyor. Ve bu yine biz sirene sesini duymadığımız için oluyor. Sayfada bana melek denmesinin sebeplerinden biri de çocuklarla olan ilişkim. Yine kaybettiğimiz çocuklardan biri benim onun arkadaşım Meyra. Meyra öldüğünde 3 yaşındaydı. Ve biz o son bir sene neredeyse tamamı beraber geçirdik. İstediği her şey yapıldı. Bu balerin olmak istiyordu. Balerin kıyafeti olmuş için özellikle dikildi. Hiç uçağa binmemişti. Kaybettiğinde 2 ay önce Antalya'ya tatile gitti. Bana düğün yapmak istiyordu. Onu yapmadık.
daha çok çocuklarıma geçirebileyim diye. Ve Mevla'nın bana hep söylediği bir şey vardı. Şimdi evine gidebilirsin. Evine gitmemi istiyordu çünkü benim evimde engelli 11 kedi ve 9 köpek var baktım. Çünkü senin de çocukların var diyordu. İnsanlar da diyordu ki sirenler hem çocuk sevip hem hayvan bakamazsın. Ben Mevla'dan o insanların seslerini de duymamayı öğrendim. Mevla'nın bir de evde bekle dedi bana artık. Kardeşleri var. Süreyi çocukların bir kısmı benimle beraber yaşıyorlar. Bu da bir sayfa kurduktan sonra tanımadığım bir insan tarafından internete eklenen bir yazı. Petarkan aslında çocukları elinden tutup cennete götüren bir melekti. Bu yüzden çocuklar hiç büyümüyorlar. Çünkü çocuklar ölüydüler. Ölüm acı tarafı için. Biraz önce Mert Bey hepimizi güldürdü. Ben de suratınızı düşürdüm. Çok özür diliyorum. Bu çocuklar evet ölüyorlar. Hepimizin öleceği gibi bir gün. Ama bu çocukların hayatında fark yaratabiliyoruz. Yasefe ve Huma hastanede birbirini hiç görmeden, anneleriyle hiç görüşemeden, yoğun bakım altında da ölebilirlerdi. Şu an beraberler, 5,5 aydır birlikte her sabah uyanıyorlar ve bu onlar için çok değerli. Mevla, yine keza öyle, son bir senesini tanıdığım her çocuktan, her ihtiyacı karşılanan her çocuktan çok daha iyi geçirdi. Çünkü hastaneden çıkmak istediğini hastaneden çıkardık. Oyun arkadaşı istediğini oyun arkadaşı bulduk. Gece baklava yiyeceğim ve tuturumda gece 2.30'da baklava getirdik. Ve bunlar sadece benim gibi masallara inanan insanlar sayesinde oldu. Çok büyük bir şey yapmıyorum. O yüzden niye bu konuşmada burada ben duruyorum onu bilmiyorum. Sadece şu hikayeyi anlatmak istedim. Hayatınızda her zaman karşısına sirenler çıkacaklar. Her zaman birileri size bunu yapamazsın diyecek. Her zaman birileri size bu çok tehlikeli diyecek. Her zaman birileri size bu yasal değil diyecek. Lütfen kendinizi dinlemeye devam edin. Lütfen hayallerinizin peşinden gitmeye devam edin. Lütfen insanların olduğuna inanmaya devam edin. Lütfen çocukların kaybettiği çocukken okuduğunuz masalların gerçekliğine inanmaya devam edin. Ben inanıyorum ki evet her şey çok kötü. Çok fazla kan var, çok fazla nefret var. Dünya çok da iyi olmayan bir noktaya doğru gidiyor. Ama inanıyorum ki eninde sonunda iyilik kazanacak. Yeter ki bize iyilikten yan olmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmeyelim. Bu bir yardımseverlik değil. Konuşmanın başlığı da buydu zaten. Yardım değil bu. İnsan olarak yapmamız gereken şey bu. Hepimiz aynı gemideyiz. Sirenlerin aynı gemide olduğu gibi. Hepimiz aynı yöne gidiyoruz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Hepimiz aynı hayatta nefes aldığımız sürece birbirimize destek olmakla yükümlüyüz. Arkamızda devlet olmasına gerek yok. Organizasyonlar olmasına gerek yok. Cebimizde milyonlar olmasına gerek yok. Biz birbirimize yetebilen bir toplumuz. Birbirimize yetebilen insanlarız. Bunu hatırlayalım. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.